Şimdi inşaat sektörüne gidiyoruz. İnşaat sektörüyle alakalı bir haber gelecek. Sektör durgun inşaatta ama bir şehri es geçti aslında o durgunluk. Müteahhitlerle ünlü Trabzon'u aslında es geçti. Aksine her gün yeni bir konut yapılıyor, lüks konutlar. Ama onları yabancı yatırımcı değil, Araplar satın alıyor. Şimdi bu haberi izleyeceğiz. Sonrasında bunun ne anlama geldiğini de konuşacağız. İnşaat denince akla gelen ilk yerdeyiz. Trabzon'dayız. Çünkü müteahhit denince akla Laz müteahhitler geliyor. Doğru, Trabzon'da doğru. İşler nasıl? Trabzon'da işler çok şükür. Şimdi Arap yatırımcılar, bilhassa yabancı yatırımcılardan konuya değinmeye çalışıyorum. Onların cebinde zaten dövizi var. Dövizden geldikleri takdirde yerin, mekanı beğensinler, bunlar alıyorlar. Nakit parasını verip adeta kapış kapış daire satın alıyor Arap yatırımcı. Onlar talep ettikçe yeni yeni konutlar yükselmeye başladı Karadeniz'de. İnşaat sektöründeki durgunluk Trabzon'u es geçti. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, buralardan gelen Trabzon'a binlerce turist var ve Trabzon için ekonomiye çok büyük bir katkı. Talep o kadar yoğun ki Trabzon'da Suudiler bile şehre yatırım yaptı, gayrimenkul ofisleri açtı. Yaz boyu Karadeniz'e akın eden Arap turistler ülkelerine dönmeden daire satın alıyor. Komple blok satın alan var mı? Var tabii. Var. Var, evet. Yatırım amaçlı alanlar var. Büyük aileler var diyelim, 4-5 kardeş, komple blok alanlar var, 10 katlı, 12 katlı. Trabzon'da örnek bir dairedeyiz, 160 metrekare. Deniz manzaralı, dayalı döşeli, 3 odalı, ebeveyn banyosu da dahil 3 tane de banyosu var. Ve fiyatı 350 bin lira. İşte o örnek dairenin de bulunduğu bu 5 bloklu büyük sitede toplam 110 daire var ve daha inşaat bile tamamlanmadan hepsi satıldı. %70'i de yabancılara. Dolar bazında Mayıs ayında 73 bin dolar yapıyordu o daire. Ama dolar 7 bin bandına çıkınca 53 bin dolar. Bundan kim istifade etti? Yabancı yatırımcılar. Döviz kazanan için özellikle doların yüksek seviyelere ulaştığı yaz döneminde daireler %40'a kadar ucuza geldi yabancı yatırımcıya. Yerli yatırımcı içinse denklem tersti. Faizler arttı, banka kredisiyle ev almak zorlaştı. Onlar burada gayrimenkul aldıkları takdirde, sadece dediğim gibi gayrimenkul endeksi bağlı olarak iş burada bitmiyor. Onun devamında bunun mefruşatı, eşyası, mobilyası, bir para sirkülasyonu oluyor bu şehirde. Şehirde ayakta tutmaya çalışıyor. Esnaflar rahat nefes alıyor. Trabzonlu yeni projeler yapmayı sürdürüyor ve heyecanla Arap turistlerin sayısının artacağı yaz dönemini bekliyor.